Mimarı Mutfağı Balkon Konuşmalarındayız. Bugün Mimarlık Öğrenciliği Derneği'nin Başkan Yardımcısı Göker'le birlikteyiz. Selam, ne haber Göker? İyidir Abdullah, senden ne haber? Aslında seni Samsun'da tanımıştım ben. Mimarlık Öğrenci Derneği'ni de orada tanımıştım. Evet. Mimarlık Günleri adı altında oraya gelmiştim, katılmıştım. Benim için ayrı bir deneyimdi. Onu öncelikle söyleyeyim. Samsun'a ilk defa gitmiştim. O da o yüzden bir ayrı anlamı vardı. Öncelikle Mimarlık Öğrencileri Derneği nasıl başladı, hikayesi nedir ve ilk başta başlarken asıl amaç neydi? Bunlardan bahsederek bence başlayalım diyorum. Tamam, öyle yapalım. Ya öncelikle ben bir dernekten bahsedeyim. Derneğin neler yaptığından bahsedeyim. Nasıl başladığından önce, yani bilen vardır, bilmeyen vardır. Mimarlık Öğrencileri adı altında Mart 2017 yılında resmi olarak kurduğumuz, hepimizin öğrenci olarak oluşturduğumuz ve kurduğumuz bir dernek, Mimarlık Öğrencileri Derneği. Kısa şekilde anlatmak gerekirse mimarları, iç mimarları, peyzaj mimarlarını ve bu bölümlerin öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan ve bu konuda elinden geleni yapan bir derneğiz yani açıkçası. İnsanların birbiriyle iletişimini sağlıyoruz, öğrencilerin kendi arasındaki iletişimlerini sağlıyoruz. Yayınlanan, hani yayını izleyenler arasında mutlaka daha önce katılmış olanlar vardır. Kesinlikle. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde etkinlikler yapıyoruz. Bir yönetim kurulumuz var. Dediğim gibi kurulduğu zaman tamamının öğrencilerden oluştuğu bir yönetim kurulumuz vardı. Ancak şimdi yani yaklaşık olarak 3 sene oldu. 3 seneyi aştı. İşte mezun olanlarımız var aramızda mesela. Ben önceki dönemde derneğin başkanlığını yapıyordum zaten. Mezun olduktan sonra derneğimizin de tüzüğü gereğince ben bunu bıraktım. Şu an ben yapmıyorum. Hasan diye bir arkadaşımız var. O bu şekilde yürütüyor derneği. Ben mezun oldum, çekildim diyorsun. Yani gibi yani. Mezun olup dernekten, yönetim kurulundan tamamen ayrılan arkadaşlarımız oldu ama ben çok çekilmedim yani. Hala devam ediyorum. Süper. Arkadaşlarımızın da ısrarıyla birlikte. Onun dışında bir yönetim kurulumuz var. Kendi içerisinde 4 ayrı gruba ayırdığımız, Ar-Ge, tasarım, temsilcilik ve sosyal medya olarak ayırdığımız bir yönetim kurulumuz var. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Dernek nasıl başladı? Dernek şöyle başladı aslında. Biz arkadaş ortamında, yani hepimiz mimarlık öğrencisiydik. Mimarlık üzerine sohbetler yapıyorduk. Hani bu İşte dersler konusunda genel olarak sohbetler yaparken bir anda konu mimarlığa ve bizim gibi olan öğrencilere biz ne katabiliriz diye bir konu çıktı aslında. Bu düşünceyle aklımıza bir topluluk kurma fikri geldi açıkçası. Sonra bunu biraz araştırdık. Bu hemen olan bir süreç değildi. Bu yaklaşık bir 2 aylık bir süreçti. Daha önce bu tarz bir derneğin, yani derneğin denendiği ve şu an faal bir dernek olmadığını görmüştük. 2017'den bahsediyorum. 17. Biz de madem böyle bir şu an faal olan bir dernek yok, biz de bu şekilde bir dernek kurma kararı aldık. İlk olarak bunu kendi etrafımızdakilerle, yani komedekilerle konuştuk biraz. 19 Mayıs Üniversitesi'ndekilerle. Hani olumlu geri dönüşler aldık. Hani fikrimizi destekleyen geri dönüşler aldık. Bu bizi biraz cesaretlendirdi açıkçası. Bu şekilde başladık, gitgide yayıldık. Şu an büyük bir kitlemiz var. Topluluk var, oldunuz evet. Büyük bir kitlemiz var, evet. Hani yani bir de şey açısından da hani biraz zor. Yani biz üniversitelerin toplulukları gibi bir kuruluş değiliz. Biz tamamen valiliğe bağlı bir derneğiz yani. Bunun resmi işleri olsun, normal herhangi bir etkinlikler olsun, bunun izinleri farklı ve daha çok profesyonelce yürütülen bir şekilde. Peki bu aslında dernek kurma olayına değinmiş olayım ben biraz. Çünkü dernek kurmak aslında başlı başına bir süreç. Çünkü işte bunun için kurul gerekiyor, bu kurulun üyeleri gerekiyor, belirli bir sayıya ulaşmak gerekiyor. Bunu nasıl başardınız? Öncelikle onu bir sorayım. Sonrasında şununla devam edelim bence. Şu an kaç üyeniz var ya da kaç tane ilde temsilciniz var? Şöyle söyleyeyim ben. Bu nasıl başladı? Bunun aslında o zaman işte dernek kurulduğunda ilk başkanı olan Kaan Öztürk diye bir arkadaşımız vardı. O bunun kurulmasında çok vesile oldu. Çünkü o
Ya bu konulara çok daha fazla hevesliydi açıkçası. Öğrenci mi, mimar mıydı? O sıra öğrenciydi o da. O da tabii ki de mezun oldu şimdi de. Biraz da onun şeyiyle, hani desteğiyle, işlere el atmasıyla birlikte kurmayı başardık bu derneği. Diğer ikinci sorun neydi? Kaç ilde faaliyet ediyor? Yani temsilciniz var üniversite olarak ve Yani kaç üyeniz var şu an? üye olarak yani sana tam sayı veremeyeceğim şu an ama hani yaklaşık 760 civarı bir resmi olarak kaydettiğimiz üyemiz var. Onun dışında da tahmin ediyorum yani yine tam sayı veremeyeceğim çünkü ben de biraz çekildiğim için bu işlerden 34 farklı ilde temsilcimizin olması gerekiyor. Çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu illerin içerisindeki üniversitelerle birlikte yani illerde birden çok üniversite olduğunu varsayarsak bu temsilci sayımız da buna bağlı olarak fazla. Anladım. Peki şöyle bir aslında soru var. Mimarlık öğrencilerinin eğitimiyle alakalı bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar eğitimin içeriği veya fakültenin içeriğiyle alakalı olabilen sorular oluyor. Siz Mimarlık Öğrencileri Derneği olarak ya aslında isim olarak da bence Mimarlık Öğrencileri de çokça bu konuda çağrıştıran bir isim. Neler yapıyorsunuz eğitim üzerine, öğrencilerin eğitimle alakalı soruları üzerine ne tür faaliyetler üretiyorsunuz? Onlardan da bahsetmek ister misiniz? Ya şöyle söyleyeyim, yani ben hariç zaten şu an faal durumda bahsediyorum. Ben hariç hani dernek yönetiminin neredeyse hepsi öğrenci olduğu için yani bu tarz eğitim sıkıntılarının biz de onlar da yaşayarak zaten kendileri yaşayarak görüyorlar. Biz de zamanında gördük bunu. Bunun dışında biz kendi üniversitemizin dekanıyla daha çok onlarla muhatap oluyoruz veya başka isteyen arkadaşlar olursa etkinlik yapacağımız zaman daha çok oluyor bu hatta. O üniversitelerin o mimarlık fakültesi bölümlerinin dekanlarıyla iletişim halinde oluyoruz ama biz daha çok böyle üniversitenin kendi içindeki bu eğitimin kendi içindeki şeyleri burnumuzu sokmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz dışarıdan valiliğe bağlı bir şey olduğumuz için hani üniversitelerle bizim resmi bir bağlantımız olmadığı için açıkçası hani yani sonuçta o da değiliz bir yani Bir bakan derneksiniz ama. değiliz aynı bir derneğiz yani ondan ötürü bu işlere çok fazla girmemeye çalışıyoruz biz de. Dernek tüzüğü olarak nasıl başladı? Yani tüzükte ilk olarak ne ifade ettiniz? Öyle söyleyeyim. Ya dernek tüzükte olarak ya tüzüğümüzün bu ilk amacı bu mimarlık öğrencilerinin bir çatı altında toplamak da açıkçası yani ulaşabildiğimiz kadar Çok kitleye güzel. ulaşmak, bunların iletişimini sağlamak, bunların mimarlarla, peyzaj mimarlarıyla, iç mimarlarla olan hepsiyle olan iletişimini sağlamak, onların yeri geldiğinde haklarını savunmaya amaçlayan, bu amaçla kurulan bir dernek. Anladım. Peki derneğinize üye olan kişiler şu an 34 il dedin yaklaşık olarak. Orada Daha temsilci fazla da olan olabilir. Tam emin değilim. olabilir. Oradaki temsilcilikleriniz ne tür sorumlulukları var? Bir de derneğe üye olan, yönetimde bulunan insanların ne tür sorumlulukları var? Ondan bahseder misiniz? Ya da şöyle bir soru yönelteyim. Daha da akıcı olur. Derneğe üye olanların aslında yeni üye olanların sorumlulukları neler olur? Yani öyle söyleyeyim. Ya derneğe üye olanın açıkçası hani bir sorumluluğu veya üye olmanın bir getirdiği şey yani bir gerekliliği yani şu koşulda olursan üye olman gerekiyor gibi bir şeyimiz yok. Sadece hani bu tabii işte mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlık hani bu bölümleri kapsaması yeterli oluyor. Hani yani mezunlarımız da işte mezun mimarlar da derneğe üye olabiliyor zaten. Bunun için mesela bizim tek şartımız yıllık 10 lira olarak cüzi bir miktar belirlediğimiz ayda. Çünkü bizim de hani zaten herkesin tüm mimarlık öğrencilerinin içinde bulunduğu bir dernek. Böyle olunca gelirimiz de zaten sadece sponsorlara ve bu 10 liralık aidat olduğu için o şekilde belirledik. Üye olan insanlar etkinliklerimize katılmaya yani hak kazanıyor. Etkinliklerimizde tek koşulumuz bu oluyor. Derneğe üye olmamız. Başka herhangi bir koşulumuz yok. Bununla birlikte temsilciliklerimiz şöyle. Bizi üniversitelerde tanıtıyor temsilciliklerimiz. Bizim etkinliklerimizden insanları haberdar etme sorumlulukları var. Bunun dışında üniversitelerden, oralardan, oradaki öğrencilerden istekler geldiği koşuluyla, gelmesiyle
Bunları bize iletmekle yükümlüler yani. Onun dışında başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha, onun dışında tabii işte buna son bir sene önce başladık zaten biliyorsun. Farklı temsilcilerimizin de istekleri doğrultusunda onların bulunduğu üniversitede, onların bulunduğu şehirde onlara etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Aslında yani mimarlık diyorsun. Günleri adı altında evet. Etkinlikler düzenliyorsunuz. Evet. Şimdi mimarlık günlerine gelmişken şöyle bir soru da yönelteyim. Mimarlık günleri tüm mimarlık öğrencilerini mimarlarla buluşturan bir hikayesi var. Şu an işte benim 2018 yılında katıldığım Samsun'da bir etkinlik vardı. Evet. Sonrasında son olarak yaptığınız Konya Selçuk'ta, Selçuk Üniversitesi'nin evet. aslında işbirliğiyle kongre merkezinde evet. düzenlediniz. Evet. Bu etkinliklerinizin içeriği ne ve siz oraya gelen öğrencilere neler katıyorsunuz? Onunla ilgili de bazı sorular geldi. Şu an canlı yayından da gelen sorular onlar. Şöyle söyleyeyim. Bunun başlangıcını anlatayım. Biz bu derneği kurduktan sonra ilk olarak Samsun'da bir öğrenci buluşması düzenledik. Bu yaklaşık olarak 200 öğrencinin Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı üniversitelerden 200 öğrencinin katıldığı bir buluşmaydı. Bu buluşmadaki amacımız bizim şöyleydi. İnsanları bir Samsun'u gezdirelim, Samsun'u tanıtalım, derneğimizi tanıtalım. Nasıl bir dernek olduğunu, nasıl bir şekilde işleyeceğimiz. Ve onlardan fikir alalım da. Hani çünkü biz de yeni bir şeye atılmıştık. Okulumuzun dışında bunu devam ettiriyorduk. Ek olarak çaba sarf ediyorduk. Buradan yola çıkarak bu öğrencilerle biz buluştuk. Şehrimizi gezdirdik, toplantılar yaptırdık, atölyeler yaptırdık. Buradaki fikir alışverişlerinden sonra, onların da söylediği şeylerden sonra biz Mimarlık Günleri adı altında bu konsepti yapmaya başladık. Mimarlık Günleri'nin ilkini biz Amasya'da gerçekleştirdik. İlk birinci Mimarlık Günleri'ni. Bu yaptığımız etkinlikte orada da hatta Amasya temsilcimizle birlikte biz bu etkinliği yaptık. Aslında ilk Mimarlık Günleri Samsun'da olmadı. İlki Amasya'daydı. Orada mimarlarımız geldi. Nevzat Sayınca, Abdi Güzel, Kerem Yazgan, Begüm Yazgan ve Derya Akbey'in katılımlarıyla yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde başladık. Sonra bu Samsun'a döndü. Samsun'da Mimarlık Günleri'nin ikincisini yaptık Mart ayında. Ve bu şekilde devam etti. Biz bu Mimarlık Günleri'nde mimarların belirlediğimiz konsept, yani gündeme dairli olur genelde bu. Belirlediğimiz konsepti öğrencilere, katılımcılara sunum yapmalarını, öğrencileri yani katılımcıları bilgilendirmelerini ve onlarla iletişim kurabilmelerini sağlıyoruz. Çünkü yani hani herkes kimse durduk yere örnek veriyorum hani Kerem Yazgan'la aynı ortamda bulunamıyor yani. Öğrencileri bir nevi de cesaretlendirmeye çalışıyoruz biz bu konuda. Ek olarak biz öğrencilere hocalarla birlikte atölyeler sağlıyoruz. Bunların da kendi bilgilenmeleri ve kişisel girişimlerini arttırmak adına böyle şeyler sağlıyoruz. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Covid-19 virüsü nedeniyle evet. 27 Mayıs'ta uçuşların başlayacağını, Avrupa'da Mayıs'ın ikinci haftası yani 10-11 Mayıs gibi hayatın normale döneceğini düşünülüyor. Ama insanların evet. üzerinde bir tedirginlik var tabii. Bu evet. tedirginlik işte sonrasında nasıl rahat bir şekilde dışarıya çıkacağız üzerine. Mimarlık evet. Öğrencileri Derneği'nin etkinlikleri fiziksel olarak düzenleniyor. İşte bir buluşmayla, evet. atölyelerle. Bu süre zarfında aslında etkinliklerinize ara verdiğinizi sosyal medya hesaplarınızda duyurdunuz ama şimdi bunun üzerine yaptığınız planlar var mı? Çünkü mekan aslında artık değişti. Mekan eve taşındı. Evet. Her öğrencinin evde bulunduğu zamanda. Siz gelecek olarak neler planlıyorsunuz? Etkinliklerinize bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz bu konuda? Yani şöyle söyleyeyim. Bu geçici bir durum yani dünyanın yaşadığı büyük geçici bir durum. Senin de dediğin gibi uçuşlar da yavaştan başlayacak. Biz yine bunu fiziksel olarak tabii ki de devam ettireceğiz. Ama aynı zamanda yani bu bize de yani herkese gösterdiği gibi dijital ortama da taşınmanın yavaş yavaş girdiğini gösterdi bize de. Onun için mesela şu anda devam eden bizim bir derneğimizin hesabında oylamaya sunulan bir eskiz yarışmamız var.
ödüllü bir eskiz yarışmamız var. Bunun dışında Instagram'da işte senin de bu şekilde yapmış olduğun gibi yeni bizim başlatmış olduğumuz yine benim sunduğum bir tane canlı yayın serisi var. Ve hali hazırda üstüne çalışmakta olduğumuz şu an iki farklı serimiz daha var yani. Ama bunları hani şu an için daha tam altyapıları oluşmadan tam duyurusunu yapmıyoruz zaten. Hani Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bu tarz şeyleri yani biz de yavaştan videolara girmeye başlayacağız açıkçası. Ama işte onların tamamen altyapısı oluştuğunda, her şey tamamlandığında biz de bunları yavaş yavaş açıklayacağız. Ya bunun bir geçici bir durum olduğunu, fiziksel olarak devam edeceğini ama şu anki dönemde eskiz yarışması ve online canlı yayınlar ve sonrasında beraberinde girecek medya üzerine çalışmalarımız bu gelecek planlarımız içerisinde. Şöyle bir sorun daha olacak. Şimdi az önce bahsetmiştin gelir modeliyle alakalı, işte öğrencilerin üye olduğunda yıllık bir 10 lira gibi cüzi bir miktar ödeme yaptığını. Şimdi bir derneği ve 200 kişilik buluşmanın o konferans salonlarının işletilmesi ve o gelen konukların da aynı şekilde rahatlığı aslında sağlanması adı altında daha çok bütçeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunları nasıl sağlıyorsunuz? Ondan da aslında şöyle bir yere varmak istiyorum. Çünkü bazı mimarlık öğrencilerinin network'ünde bu tür sponsorluk ağları mevcut. Bunlardan bahsedersen hem derneğiniz içinde kolaylaştırılabilecek bir yol izlenebilir diye düşünüyorum yeni gelenler için de. Ya şöyle söyleyeyim. Senin de dediğin gibi hani çok büyük bütçeler var. Yani hani bir etkinliği yapmak yani yaklaşık hani total her şeyle birlikte söyleyeyim. Yani yaklaşık 200-300 bin lirayı bulan bütçeler var burada. Ama yani biz sonuçta bir öğrenci derneğiyiz. Bizim net bir gelirimiz yok. Kimsenin hani şey yaptığı yok. Hani ben mesela cebimden çıkartayım tabii. Yani o zaman için konuşuyorum. Cebimden çıkartayım 10 milyar vereyim. Evet hadi arkadaşlar devam yapalım gibi bir durumumuz yok. Biz bunu ulaşabildiğimiz Türkiye genelinde ve etkinliği yapacağımız şehirde ulaşabildiğimiz sponsorlarımız yardımıyla yapıyoruz. Belediyeler bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Mimarlar Odası bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Onun dışında mimarlık büroları bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Biz onlar sayesinde onların da desteğiyle birlikte bu etkinliğin altına kalkıyoruz. Ekstra olarak tabii gelen öğrencilerden de belli bir meblağ, yani ne kadar düşük de olsa belli bir meblağ almamız gerekiyor ki hani yani tamam ya kâra geçmek bile değil. Giriş ücreti gibi bir şey mi o? Böyle evet, geldiğin yani, zaman mı ödeniyor? Evet, o geldiğin zaman hani ödenen bir şey. Yani çünkü biz bu etkinliklerde hani işte katılanlar bilir. Biz bu insanları alıyoruz 2 gece 3 gece boyunca. Hani otellerde konaklatıyoruz, kahvaltılarını, akşam yemeklerini karşılıyoruz. Ek olarak ulaşımlarını da karşılayabildiğimiz kadar karşılamamız gerekiyor. Bu yüzden de bu hani giriş ücretleri de zaten hani buna normal bir şekilde bakacak olursanız böyle bir mesela Samsun turu yapayım diyorsun, 2 gün geliyorsun. Yani hani senin normalde çıkacak masrafının 1/4, 1/5 kadar bir ücret alıyoruz yani. Ulaşım masrafları öğrencilere ait oluyor ama. Evet, ulaşım masrafları öğrencilere ait oluyor ama bizim bu konuda yaptığımız şöyle bir şey var. Genel olarak durumu hiç neredeyse olmayan öğrencilere yapıyoruz biz bunu. Karşılık aldığımız aidatlardan çıkan bir durum bu. Biz bu öğrencilerin hani her şeyini bizim karşıladığımız öğrenciler de oluyor. Durumu olmayan öğrenciler işine. Yani Samsun'a geliş ulaşımı ücretinde İşte kalacak yerinde, yemeğinde her şeyi bizim karşıladığımız insanlar da var. Bu tüm Türkiye'deki imkanı kısıtlı olan öğrencilerin aslında yararlandığı bir durum. Evet. Aslında çok güzel düşünülmüş. Ben o konu hakkında öğrencilerin adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mimarlık öğrenciliği günlerinde az çokça güzel hikayeler ortaya çıkabiliyor. İşte örnek vermek gerekirse oradaki mimarlarla tanıştığımda iş imkanı, staj imkanı bulma durumu olabiliyor. Evet. Çünkü mimarlık öğrencilerinin şu dönemde aslında birazcık yakındığı bir durum. O yüzden senin aslında biraz bu konu üzerinde anıların vardır diye düşünüyorum. Siz oradayken tabii etkinliklerin sayılarını yaklaşık olarak söylüyorsun katılımcı ama
iş sağlama ve staj sağlama imkanı olarak neler yaptınız? Böyle güzel bir anı varsa anlatmak ister misin? Şöyle birkaç şey var. Ya biz şimdi bu temsilci arkadaşlarımıza da söylüyoruz bunu genel olarak. Bazen hocalar buraya geldiğinde biz hocalarla konuşurken sürekli genel olarak yani 10 hocanın 8'inden istediğimiz bir şey var yani hani hocam işte bu yaz tatilinde işte size öğrencilerin CV'lerini göndersek değerlendirseniz hani insanlara staj imkanı sağlamaya en azından şey yapıyoruz. Hani çünkü yani iş içinde şöyle hani bir deneme süreci olabiliyor maksimum bunu sağlayabiliyoruz. Ya tabii kendi donanımları da çok önemli bu konuda insanların. Onlar da genel olarak bize hoş karşılıyor. Tabii ki de gönderebilirsin. Biz hani gönderdiğimiz işte birkaç şey yani çok fazla insanın zaten CV'sini gönderdik şimdiye kadar. Bu insanlardan bu getirdiğimiz mimarın yanında staja giren de birçok insanımız var. Hani mesela Yakup Ozan Hazan'ın ve Gülşah Kahraman'ın yanında Mehpare Evrenoğlu'nun yanında staja giren çok fazla arkadaşımız var bizim. Aslında düşündükçe evet. Ne kadar çok olduğunu hissediyorsun değil mi? Evet, evet. Mesela iki arkadaşımızın ben ve Büşra diye bir arkadaşım var benim. Onun şöyle bize sağladığı şöyle bir yarar oldu. Biz bu etkinlikler vasıtasıyla Emre Hoca ile tanıştık. Yani çoğunuz bilirsiniz Emre Yalçın Erp'le. Onun da yürüttüğü bir program var. Sene boyunca senede genel olarak iki kez oluyor bazen iptal olabiliyor ama yurt dışında üniversitelerle birlikte yaklaşık iki hafta süren bir programımız oluyor. Hem orayı geziyorsunuz hem üniversitede derslere giriyorsunuz, atölyelere katılıyorsunuz. Bize bundan bahsetmişti. Zaten kendi Instagram sayfasında da kendi hesaplarında da sıkça duyurduğu bir şeydir. Biz bunun vasıtasıyla Amerika'ya gitme şeyi oldu bir. Amerika'ya gitme yararı oldu bize Büşra ile birlikte. Orada yaklaşık olarak 3 hafta boyunca bulunduk. Oradaki 8-9 tane şehri gezdik. Üniversitede derse girdik, atölyelere katıldık. Ve bizim için çok güzel, çok hani belki de hayatımızda başka zaman daha sonra hiç yaşayamayacağımız bir deneyim kazandık yani. Bu da işte mimarlık öğrencilerinin buluşmasında gelen mimarların sağladığı olanaklar. Yani kesinlikle evet. Değerlendirilmesi gereken bir buluşma. Bence... Ya, ben Samsun'a ilk defa geldim. Sözünü unutma orada küçük bir şey ekleyeceğim sadece. Samsun'a ilk defa geldim. Samsun'u çok beğendim. Gezdim, gördüm. Ve aynı zamanda mimarlarla tanıştım. Orada işte tanıdığım mimarlarla görüştüm. Bahsettiğin gibi Alp Hoca ile birlikte stüdyoda bir projemde bahsetmiştim. Onun kendi stüdyosunda. O yüzden çok faydalı oluyor. Ben de mimarın mutfağı olarak biz ekipçe Mimarlık Öğrencileri Derneği'ni aslında vesile olduğu işleri ve topluluklara desteğiyle daha çok duymak için yayına sizi davet ettik. Bu konuda gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Sen bir şey ekleyecektin, sonrasında ben bir soru soruyorum. Ek olarak bizim sağladığımız şartlardan ziyade şimdi mimarları da öğrencileri, mimarlar ve öğrencileri buluşturduğumuz için ki hani senin katıldığın etkinlikte var mıydı hatırlamıyorum tam olarak ama otelde de akşamları mimarlar ve öğrenciler yan yana sohbet havasında geçirdiği etkinlikler oluyor. Hani bu bunun vasıtasıyla birebir iletişim kurarak da bizim hani hiç el atmadan aslında vesile olduğumuz böyle iş ve staj olanakları da sağladık yani sağlandı. Sanırım Enis Öncüoğlu, Can Tamirci, ismini hatırlayamadım bir konuk daha vardı. O otelde buluşmuştuk evet hatırlıyorum. Orada evet, soru cevap yapmıştık birebir. Evet evet kesinlikle. O çok güzeldi. Çünkü orada her şeyi açık konuştuk. Enis Öncüoğlu'nun orada söylediği bir sözü hiç unutmuyorum. Onu ben bir paylaşayım aslında müsaadenle. Dedi ki işte mimarlık firmalarının aslında mimarlık ofislerinin yaptığı hata bu işi farklı bir alanını görmüyorlar. Şu ki bu bizim geçim kapımız. Bir işi yaparken buna da dikkat edin. Gelir modelinizi buna göre oluşturun dedi. Çünkü siz yaptığınız işleri tasarımla sürdürebilir kılmak istiyorsanız bu sizin için en büyük olay dedi. O yüzden çok güzel bir geceydi benim için de. Şimdi şöyle bir soru daha sorayım. Çokça kurum ve dernekler var. Şu an işte Mimarlık Öğrencileri Derneği dışında sayabileceğim işte birkaç tane sayayım hem de. Genç Mimarist Türkiye Mimarlar Odası'nda. Kendisi Türkiye Mimarlar Odası temsilcisi. Onun dışında
Türkiye'de büyük atölyeler düzenleyen kulüpler var. Evet. Gebze Teknik Üniversitesi'nde PUPA diye atölye düzenliyorlar. Herkes için mimarlık var. Bunlar aslında mimarlık adı altında öğrencilere, mimarlara çok güzel içerikler üretiyorlar. Ve bu yasınamaz bir gerçek. Ve yaptıkları işleri kendi bünyelerinde bütçeleri el verdikçe mimarlık öğrencilerine işte kendi eğitim hayatını anlamlı kılmaya çalışıyor. Şimdi benim aslında bu soruyu sormamın nedeni diğer işte bahsettiğim bazı topluluklara da sordum. Koordineli bir şekilde hareket ederek ulusal ya da uluslararası bir atölye gibi düzenlenmesi hayalim var benim aslında. Yani ben böyle bir şeyi Türkiye'de görmeyi çok istiyorum. Tüm mimarlık kurumlarının aslında öğrenci topluluklarını bir araya gelip çok büyük bir atölye düzenleme gibi ve uluslararası bir atölye olması gibi hayalim vardı. Genç Mimaristin de aslında böyle bir disiplinler arası bir atölye düzenleme gibi durumu var. Siz birlikte çalışmaya nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? Bunları da bahsedersen hem de diğer toplulukların da kulağına gidip bir vesile olmuş olur hem de. Ya şöyle söyleyeyim, bu açıkçası bizim de planlarımızda var. Ama şöyle, biz kişiye ulaşım açısından çok genişledik yani bu 3 sene boyunca neredeyse şu an tüm Türkiye'ye ulaşabiliyoruz. Biz hani bunu yaklaşık olarak 1 senedir, 1,5 senedir bizim de böyle bir konuştuğumuz bir fikrimiz var. Ama bizim bunu öngördüğümüz süre, hani kendimizin yapabilmesi açısından bizim bunu öngördüğümüz bir süre var. Örnek veriyorum, bundan 3 sene sonra. Hani dedik ki biz bunun altından 3 sene sonra şöyle şöyle gelişirsek biz bunun altından çıkabiliriz. Ama mesela böyle hep birlikte Türkiye'deki işte mimarlığa yönelik olan dernekler, topluluklar toplanıp işte bunun bu tarz bir şey sağlansa kulüplerle birlikte. Biz tabii ki de buna katılmak ve bunun içinde olmaktan çok mutlu oluruz yani. Buna vesile olmaktan da çok mutlu oluruz. Yani, ya yok, aslında benim çok ayrı işler yaptığı için demiyorum. Yani birlikte daha güzel işler de çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de, tabii ki de çıkabilir. Mimarlar Odası'nın aslında öğrenci temsilciliğinin de böyle bir arayışı var. Şu an onun üzerine çalışıyorlar. Sen de bahsettin. Biz de bunun üzerine planlarımız var diye. Aslında bir iletişim sağlanırsa çok güzel işler çıkar diye düşünüyorum ben. Evet, yani gerçekten dediğin gibi yani olabilir. Biz de hani şu içinde bulunduğumuz durumdan çıktıktan sonra bunun içinde... Kesinlikle. Hani ben başka toplulukların tarz bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani ben de senin sayende, senin vasıtanla öğrenmiş oldum. Hani bu durumdan çıktıktan sonra onlarla da iletişime geçmeye çalışırız bu hastayla. Kesinlikle. Bence güzel bir şeyler yapılır diye düşünüyorum. Çünkü örnek vermiştim. Burada yayındaki mimarlık öğrencileri dinleyicisine de örneği vermiş olayım. İsviçre Zürih'te aslında yüksek lisans öğrencilerinin yaptığı bir pavilyon var. Türkiye'nin aslında bunu yapamayacağı, mimarlık öğrencileri olarak yapamayacağı durumda değil. Yüksek lisans öğrencileri olabilir ama temelde bir lisansta böyle bir toplulukları ve onu sürdüren bir yüksek lisans topluluğu vardı. Bence bu tür atölyelerin düzenlenmesi ve bir yandan da deneyimleyerek öğrenmesi için gerekli diye düşündüm. Ulusal ve uluslararası da olabilir. Aslında bu çok güzel bir hayaldi benim için. Umarım böyle bir şey olur. Bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra da olur. Hiç sorun değil. Şimdi mimarlık öğrencilerine biraz daha değinmek. Senin aslında daha iyi anlatman için ve söylemek istediklerin de olabilir bu konuda. Mimarlık üniversite öğrencisi, mimarlık öğrenci derneğine geldi ya da online yazdı, üye oldu ve sonrasında kendi üniversitesinde temsilcilik aldı. Evet. Şimdi bunu yapan kulüp ya da öğrenciler mimarlık öğrenciliği tarafından nasıl destek alıyor? Bu destekler neler oluyor? Siz onlara ne tür destekler sağlıyorsunuz? Sponsor olabilir ya da konuk olarak olabilir. Her şeyi anlatabilirsin bu konuda en ince ayrıntısına kadar. Evet. Ya biz onlara şöyle, şimdi biz zaten kendi planladığımız etkinliklerimiz oluyor. Biz diyoruz ki bu sene... Örnek veriyorum, 4 etkinlik yapacaksak biz bunun ikisini farklı şehirlerde yapacağız diyoruz. Arkadaşlar, yani temsilcilerimizle konuşuyoruz bu durumu genel olarak. Hani yapmak istiyor musunuz? Bu durumdan sonra isteyen varsa veya bunun dışında bize, benim şu an bu bahsettiğim büyük etkinlikler, bu hani 3 gün 4 gün konaklamalı olan etkinliklerimizden bahsediyorum. Bunun dışında bizde hani günübirlik sadece üniversiteye özel etkinlik yapalım şeyleri de geliyor. İstekleri de geliyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlara şu şekilde yardımcı oluyoruz. Biz de kendi sponsorlarımızın da desteğiyle onlara maddi olarak destek sağladığımız oluyor. Onların hocalarla iletişimini tabii ki de biz sağlıyoruz zaten. Hocalarla o konuda aramız çok iyi. Yani Türkiye'de çok
büyük mimarlarla gerçekten aynı zamanda iletişim halindeyiz. Hocalar konusunda yardım ediyoruz. Etkinliklerinin konseptleri, programları, ayarlanması, yani aklınıza gelebilecek her türlü konuda onlara elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Bunun dışında etkinlik zamanında, yani tabii ama temsilcilerin çabası da bu konuda önemli oluyor. Çünkü biz sürekli, örneğin Konya'da oldu. Mesela Konya'daki temsilcilik ekibimiz gerçekten çok iyi. Çok büyük bir işin altından kalktılar onlar da. Çünkü bizim sürekli Konya'ya gidip gelme gibi bir durumumuz yok. Genel yönetim kurulu olarak hepimiz Samsun'dayız. Onların orada halletmesi gereken işler oluyor. Mimarlar odasıyla, okulla, kültür merkeziyle, kongre merkeziyle bunların ayarlanması gerekiyor. O tarz işleri onlar sağlıyor. Bu şekilde oluyor yani genel olarak. Ya genel olarak zaten bir istekleri en büyük şey oluyor. Hocalarla iletişim kısmı oluyor. Yani onun dışında aklınıza gelebilecek programla alakalı her şeyde biz elimizden geldiğince destek ve yardımcı oluyoruz. Mimarlık Öğrenci Derneği de bizzat katılım içinde gidiyorlar diye biliyorum ben. Tabii ki de, tabii anladım. Ki de. Yani herhangi bir etkinlik olduğunda biz de tabii ki de katılıyoruz. Anladım. Peki şöyle bir sorum daha olacak. Şimdi Mimarlık Öğrencileri Derneği bu tür destekleri sağlıyor. Çok güzel içerikler, evet, üretiyor. Bu program da olabilir. Ama bazı yayın öncesi açtığım soru cevap kısmı için sorularda gelen bir diğer soru şuydu. Benim de çok ilgimi çekti. Siz de aslında bunu bir öz eleştiri olarak değil de aslında içeriğin gelişimi üzerine bir kendi tarafınıza bir etki olacağını düşünüyorum. Mimarlık günleri dışında atölyeler ve içerikler üzerinde bir süre gelim standardı var diye. Her seferinde işte bunlarla ilgili çok sık etkinlik düzenleniyor. Ama bunun biraz daha ayrışması ve içerik konusunda değişmesi gerektiğine dair sorular geldi. Bu konu hakkında planlarınız elbet vardır diye düşünüyorum ve içerikler üzerine yeni içerikler de olabilir. Onlardan da küçük bahsetmek istersen spoiler alalım. Ya şöyle, şimdi mimarlık günleri etkinliği ana teması, yani konsept mimarlık günleri olsun. Ama bunun her etkinlikte bizim temamız ve konumuz değişiyor. Yani insanlara farklı, yani gündeme dair oluyor genel olarak. Bu konularda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Onun dışında mimarlık günlerinin dışında işte programın başında da dediğim gibi yavaş yavaş sosyal medyaya da zaten geçmeye başladık biz de. Onun dışında bu korona dönemi bize de çok sıkıntı oldu. Çünkü üniversitelere sürekli olarak başlayacağımız, yani devamlı olarak başlayacağımız bir, onlara da üniversitelere özel bu tarz konferansları yapmayı planlıyorduk. Bunun dışında bahsedebileceğim, yani çok fazla fikir var aklımızda ama bunların altyapılarının oluşması için zaman gerekiyor. Bunun dışında bahsedebileceğim bir yaz kampı etkinliğimiz vardı. Bu TAK tasarım araştırma katılımının yaptığının bir benzeri. Onun dışında yani bu şekilde etkinliklerimiz vardı. Diğerlerinin tam altyapısı oluşmadı yine. Çok fazla fikir var. Bize de hani gerek sosyal medyadan gerek temsilciliklerimiz aracılığıyla ulaşan çok fazla insan var. Ve bununla alakalı çok farklı fikirler var. Ama yani bu şekilde. Ama asıl bizi etkileyen şey de tabii ki de bu koronanın tüm dünyayı etkilemesi gibi bizim de etkinliklerimizin çok fazla önüne geçti yani. Aynen, çünkü fiziksel olarak ağırlıklı bir etkinlik, evet, düzenliyorsunuz. Ve bu da işte, hı-hı, koronadan sonra da etkileri yaşanacak uzun bir süre. Ama elbet, evet, normale döndüğümüzde bunlar devam edecek. Ve mimarlık günlerinde, evet, yine buluşacağız. Çünkü temennimiz o. Ben aslında biraz pandemi hakkında da düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü her konuma sordum. Çok kısa sordum. İnsanların canıyla uğraşırken bunun disiplinler etkilerini düşünmek yerine biraz daha kendimizi ve toplumu düşünmek için hareket etmemizi düşünerek çok değinmiyorum. Ama elbet düşüncelerim vardır bu konuda. Sence bu pandemi sonrasında mekan algısı, ev algısı üzerinde düşündüğünde ne tür değişiklikler bekliyorsun? Bu değişiklikler üzerine öneriler mimarlık öğrencileri adına neler olabilir? Bunlardan da bahsetmek ister misin? Ya ben açıkçası son zamanlarda Emre Aralıt'ın bir röportajını okumuştum. O da bundan bahsediyordu. Yani ben açıkçası koronadan sonra yavaş yavaş normal hayata döndüğümüzde tabii ilk başta bu denetimler veya alınan önlemler yine fazla olacak ama örnek veriyorum, bundan bir sene sonra tamamen dünyanın korona öncesi döneme dönmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü yani bu tarz
Hastalıklar tabii 300 yılda bir geliyor belki bu tarz ölümcül hastalıklar ama ondan sonrasında hayat tekrar normal devam ediyor. Yani bu hastalıkların öncesi ve hemen sonrasına bakacak olursak ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. İnsanların bunun tedavisi tamamen bulunduktan sonra hayatlarına kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Mekanlar konusunda da şöyle şeyler olabilir. Yani belli bir miktarda bireyselliğin daha fazla ön plana çıktığı mekanlar yaratılmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Hani illa bir sonucu olacaksa bu şekilde düşünüyorum. Peki mezun oldun. Biraz bireysel evet. Sorulara dönüyorum. Çünkü bir timeline'a evet. göre gidiyorum. Mezun oldun ve mezun olduğun dönemi düşündüğün zaman keşke bu dönemde mezun olmasaydım diyor musun? Tabii ki de diyorum ya. Tabii kesinlikle diyorum yani. Ya bir defa şöyle şimdi hani ya okul bizi proje bazında hazırlıyor gerçekten. Hani projelere bakış açımız gelişiyor. Ama piyasa hakkında hani ya sadece proje biliyoruz. Piyasa bazında hiçbir şey bilmiyoruz okulda. Yani hiçbir şey öğretilmiyor bize okulda. Bir de benim tam mezun olduğum dönem bu doların yükseldiği ve inşaatın yavaş yavaş durduğu, işlerin durduğu dönemde. Yani bu geçtiğimiz seneden beri devam ediyor bu durum. O yüzden yani kimse de hani mimarlık bürolarında ultra hani büyük mimarlık büroları dışında yani kimsenin işi yok, herkes işsiz. Benle birlikte örnek veriyorum 3000 kişi daha mezun olduysa kendi ofisleri açanları varsaymıyorum. Bu durumda hani 2000 kişi daha işsiz yani. Evet. Öyle bir durum var. Şimdi çok sıkıntı bir durumdu gerçekten ama yani o sürede işte açılan mimari yarışmalar ve herhangi bir şekilde bulabildiğim yollarla birlikte atlattım yani ben biraz. Şu an faal olarak devam ediyorum. Yani çalışıyor musun hayatında. Şu an? Ama gerçekten kötü bir dönemde. Evet. Bir ofiste mi çalışıyorsun yoksa bireysel olarak mı çalışıyorsun? Freelance olarak çalışıyorum. Anladım. Şu an için. Peki yarışmalardan bahsettin. İşte yarışmalara katılıyorum. Yarışmaların mimarlık öğrencisinin hayatındaki önemi ile alakalı neler söylemek istersin? Ya yarışmaların önemi şu şekilde. Çok farklı açıdan projelere bakmayı öğrenebiliyorsun. Çok farklı bakışta. Yani projelerin konusu çok değiştiği için. Şimdi mesela okulda normal bir mimarlık okulunda 8 dönem varsa 8 farklı projeye girdiğini varsayıyorum. 8 farklı konu. Ve gitgide bunlar daha çok kompleksleşiyor. Yarışmalara baktığımızda yarışmalar da aynı şekilde ve bu insanların bence yani benim hem projelere bakış açımı değiştirebiliyor, onları pozitif yönde destekleyebiliyor. Hem sunum aşaması için çünkü yarışmaların önceki yarışmalara katılan yarışmacılara baktığınızda sunum teknikleri çok üst düzey oluyor. Hani sen de diyorsun ki benim de buna yaklaşmam gerekiyor yani. İyi bir şey çıkartmak için benim de bu düzeye yaklaşmam gerekiyor. Bu şekilde hem kendini geliştiriyorsun hem kendine dair hani programlara dair şeyleri öğrenebiliyorsun. Bu yönden ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum yarışmaların. Hani öğrenciyken çok katılmadım. Yani öğrenciyken biraz daha okulu bitireyim. İşte tatildeyken tatil yapayım şeyindeydim. Ama mezun olduktan sonra katıldım ve bunlar gerçekten hani keşke öğrenciyken de biraz daha zaman ayırsaymışım da birkaç tane daha yarışmaya katılsaymışım diyorum yani açıkçası. Anladım. Peki bazı mimarlarla alakalı bir sorum olacaktı. Şimdi siz mimarlık günlerini düzenlediğinizde konuklarınızın hepsi mimar oluyor, tasarımcı oluyor çoğunlukla. Peyzaj mimarı. Yani hepsini bir çatı altında tasarım fakültesi diyeyim. Şimdi bazı mimarların elbet öğrenciler yoğunluk, iş yoğunluğuyla nedeniyle iletişimde problem olabiliyor. Sizin bu tür sorunlarla evet. nasıl baş ettiğinize dair çözümleriniz var mı? Ve mimarlık öğrencileriyle alakalı Can Bey'le de konuşmuştuk. Bazı mimarların belirli bir mesafesi olduğunu, bunun bir strateji olduğunu söyledi. Yani siz bu stratejiye maruz kaldınız mı? Onu da söyleyeyim. Biz tabii ki de kaldık. Biz çok fazla. Yani biz bir etkinlik için şöyle söyleyeyim ben sana. Bizim yaklaşık 50 kişilik bir mimar listemiz oluyor. Konuk olarak bunları çağıralım diye. Ve biz bunları eliyoruz. Hani 50 kişiden biz eleyerek çağırdığımız, örnek veriyorum 15 mimarı çağırıyoruz. Tabii bunun için biz bu 15 mimarı çağırmak için 35-40 kişiye mail atıyoruz zaten. Yani kimisinin işte iş için şey çıkıyor yani gelemiyor. Kimisinin özel sebepleri oluyor. Kimisi umursamadığı bile oluyor yani. Adam geliyor bakıyor. Hani görüyor. Çünkü arayıp da teyit ediyoruz garip görmenin. Ama dönmüyor mesela. Yani bazılarının tabii ki de bu şeyi hani
bir mesafeli oluyor. Ama mesela bazı mimarlar da var. Mesafeli olmasını bekliyorsunuz karakter ve görünüm açısından, yani fiziksel açıdan. Ama mesela hiç öyle olmuyor. Şey yani o mimarla gelip etkinlikte konuştuğunuzda, sohbet ettiğinizde bunu anlıyorsunuz. Mesela bunun en büyük örneğini mesela Yakup Hazan'la verebilirim. Yakup Hoca'yla verebilirim. Yani dışarıdan baktığımızda Yakup Hoca çok işte sert bir insan gibi duruyor ama sohbet etmeye başladığınızda ve normal hayatta muhatap olduğunuzda onun işte gayet mesafesinde normal bir insan olduğunu, yani tabii şeyler arası içinde normal şekilde olduğunu görebiliyoruz. Keza işte mesela Can Hoca'yla da öyleydi. Şimdi Can Hoca'nın yani karizmatik bir görünüşü var şimdi. Hani yani Can Tamirci geliyor, işte karizmaya bak falan böyle. Ama Can Hoca'yla geldiğinde o da aynı saygı çerçevesinde bizle normal bir şekilde muhabbet ettiğinde çok fazla ısınıyorsun. Ama keza böyle hani mesafeyi hala koruyan mimarlar da oluyor. Onlara biraz daha tedbirli, temkinli yaklaşman gerekiyor tabii. Aslında seninle ilgili soruları sorarken fark ettim de o biraz daha rahat hissediyorsun kendini. Bunun nedeni bilmiyorum. Belki yeni mezun olduğun için bunları söyleyeyim. Şu an söyleyeyim. Yakup Hazan aslında demişken sorayım onu da. Yakup Hoca Mimarlık Öğrencileri Derneği'nin sponsoru mu? Çünkü her seferinde kendisini Mimarlık Öğrencileri Derneği'nde görüyoruz. O yüzden onunla ilgili merak edip soranlar olmuş. Ben de yönelteyim dedim. Ya şöyle söyleyeyim şimdi. Yani ben bu şeyi anlamıyorum. Çünkü çok farklı mimarları konuşuyoruz. Yani mimarları getiriyoruz ama mesela bir iki etkinliğimizde işte Yakup Hoca olsun, Emre Hoca olsun, Gülşah Hoca olsun. Ya konuyla da daha çok bağlantılı olduğu için onlar ikinci seferde tekrar katıldı. Bundan dolayı bu insanlara biraz, özellikle son iki etkinliğimizde falan bu çok şey oldu böyle. Aynı mimarlar geliyor gibi ama yani şöyle diyeyim, yani Nevzat Sayın, Ceren Aptigüzer'den tutun işte Kerem ve Begüm Yazgan'a kadar, hani Bahadır Kul, Tülin Adi, Cemil Han, Selim Yuhay, Enis Öncüoğlu, çok farklı mimarlar geliyor. Hakan Demirel, işte ne bileyim Boran ikinci geliyor ama insanlar onlara takılıyor bazen. Çünkü şimdi bir de bu saydım mesela 3 mimar, Can Hoca da dahil olmak üzere. Hani bizle biraz daha yakın, biraz daha fazla iletişim kuruyoruz. Projelerle alakalı. Onlarla da birlikte hani hocam böyle bir projemiz var. Böyle şöyle farklı bir konseptte mesela işte diyoruz ki Anadolu gezelim. Sizle birlikte Anadolu'daki şehirleri gezelim gibi çok fazla iletişimde kalıyoruz. Bu yüzden bilmiyorum, biz öyle kaldığımız için mi, çok fazla iletişimde kalıp ve çok yakın olduğumuz için mi insanlara böyle geliyor bilmiyorum ama ben öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum yani kesinlikle. Ya öyle bir soru gelmiş. Bu soruyu direkt bireysel olarak sormadım. Ben çünkü etkinliğe katıldığım için çeşitliliği çok iyi biliyorum. Katılan kişileri de yakinen de tanıdığım için. Şimdi yayının sonuna gelmişken aslında şöyle bir son iki sorum kaldı. Yayından da soru varsa eğer sorabilirler şu an. Seni aslında son zamanlarda en çok sevindiren ya da üzen mimarlık gündemi var mı? Varsa neden? Açıklamak ister misin? Ya mimarlık üzerinde tabii ki de yani Cengiz Bektaş'ın vefat haberi, çünkü hem mesela mimarlardan bahsederken Cengiz Bektaş'ı da Kayseri'deki programımızda orada şey yapmıştık. Yani Cengiz Bektaş'ın vefat haberi üzdü çünkü çok cana yakın bir insandı. Biz Kayseri'de tanışma fırsatı oldu, işte onu orada konuk ettik. Yani hani şöyle bir insandı. Kendisi zaten çok yaşlı. Hani çok fazla dikkat etmesi gerekiyor şeylere. Ve çok fazla da seyahat edemiyor. Bizi kıramadığı için geldi. Onunla da sürekli bir muhabbetimiz vardı. Yani hani size şöyle anlatayım. İşte kitap imzalattı. İmzalama kısmı gelmişti Kayseri'nde. Sunumunu zaten yaptı. Sonrasında kitaplarını imzalıyor. Tabii bir yandan diğer hocalar da hep birlikte işte yemeğe gideceğiz. Yemeğe götüreceğiz onları. Çünkü hepsi zaten acıktı ve ondan sonra da giden olursa işte uçağına gidecek. Sonra konaklamak isteyen de oteline gidecek. Yani Yakup Hoca işte, ay Yakup Hoca diyorum. Cengiz Hoca. Bakmayın. Cengiz Hoca işte kitapları imzaladı. Tam gideceğiz, kalkacağız. Yeni bir öğrenci grubu geldi. Böyle yaklaşık 30 kişi daha geldi. Hocam dedim, hani böyle böyle yemeğe gitmemiz gerekiyor işte. Diğer hocalar da bekliyor. Onlar dedi ki işte hani onlar yesin ya dedi. Ben de dedi yemeğe sonra yerim dedi. Onları götürün siz dedi. Yesin. Bu öğrenciler beni her zaman burada bulamıyor demişti işte. Hani öncelik onlar dedi. Ben onların kitaplarını imzalayayım. Onlarla muhabbet edeyim. Yemeğe elbet ki yerim falan demişti. Bu
çok dokunmuştu bana yani. Çok etkilemişti beni yani o an. Öyle yani. Onun böyle vefatına gerçekten çok... Kendisi yani mimarlık alanında son zamanlarda kesinlikle ben pek böyle durumlarda konuşamam. Şöyle yayının sonuna geldik. Son sorum, bir kitapla bir film önerin var mı? Mimarlık Öğrencileri Derneği'nin aslında birlikte düşünerek arkadaşlarınızla konuştuğunuz, hep çok etkilediğini düşündüğün bir kitap, bir film de olabilir. Bu seni son zamanlarda karantina günlerinde etkileyen bir kitapla bir film olabilir. Ondan sonra zaten yayınımız bitiyor. Ya kitap olarak bahsetmek gerekirse yani tabii çok fazla kitap var. Adolf Loos'un mimarlık üzerine yazdığı bir kitabı var. Onun dışında Uğur Tanyeli'nin Yıkarak Yapmak adlı kitap eseri var. Yani onun dışında pek söyleyeceğim bir şey kalmadı yani. Film olarak çok fazla seçenek var ya. Hani yani bunun mimari açıdan mı gelecek, geçmiş gelecek açısından değerlendirirsek, işte Blade Runner'ı var, Arrival var. Bilmiyorum ya, çok film var ya. Öyle çok şu anda aklıma çok fazla şey gelmedi yani açıkçası. Tamamdır, o dediklerini de bence aslında izlemeyenlerin de izlemesi gereken ve okumayanların da evet. Uğur Tanyeli'nin kitabını da özellikle ben de üzerine basayım, okuması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğin var mı? Yoksa ben şöyle bir kısa bir şey geçeyim aslında. Ya ekleyeceğim çok bir şey yok. Ben çok teşekkür ederim yayın davetin için. Biz de tekrar hani izleyicilerimize derneği anlatma fırsatı bulduk. Yani çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli, keyifli bir yayın demiş. Ben çok teşekkür ediyorum. Mimarlık Öğrencileri Derneği ile bugün canlı yayındaydık. Mimarın Mutfağı olarak başlattığımız bu Balkon Konuşmaları serisinin sonuncusunu Mimarlık Öğrencileri Derneği ile yaptık. Bunu da buradan duyurayım. Canlı yayın olarak sonuncusu ama Mimarın Mutfağı olarak yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu yayınlarımızı kaçıranlar için bir güzel haberim de, bunların hepsi kaydedilip podcast kanalımızda yayınlanacak. Orada da dinlemek isteyenler sonradan dinleyebilirler Mimarın Mutfağı podcast kanalında. Hepiniz sağlıcakla kalın, sağlığınıza dikkat edin. Bu zor süreçte en yakın zamanda atlatıp tekrar normal hayata kavuşmak dileğiyle. Hoşça kalın diye. Görüşmek üzere. Görüşürüz.